Bir yıllık süre zarfında 21.913 olaya müdahale edilmiş emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından. Bunlardan 20.733'ü aydınlatılmış, yani aydınlatma oranı %96. Yine 61.000'in üzerinde devriye faaliyeti yapılmış. Yine 2.712 sabit seyir halinde uygulama yapılmış. 45 adet geniş katılımı uygulama. Tabii bir yılda ne kadar aranan şahsı yakaladık diye düşündüğümüzde 4.815 aranan şahıs yakalandı emniyet ve jandarma birimlerimizce. Ve bunlardan 1.184'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yani önemli bir sayıda aranan kişi olduğunu ve bunların 1.184'ünün de tutuklandığını ve cezaevine gönderildiğini görmüş oluyoruz. Yine kayıplar oluyor ara ara bildiğimiz gibi. 312'de kayıp şahıs bulundu. Bu çalışmalarda 558 tane ruhsatsız tabanca. Takip ediyorsunuz artık tabanca son birkaç aydır tabanca işi hemen hemen çözüldü. Tabanca yok artık. Biraz daha kuru sıkıya döndüğünü biz biliyoruz. Tüfek de azaldı. Çünkü emniyet, jandarma gereğini yaptığını herkes biliyor artık. Bunu tevessül edenler de biliyor. Bu açıdan önemli bir noktaya geldik. Ama biz bir yıldır 558 tane tabancayı ele geçirdik ve bunları müsaade ettik. 550 tane av tüfeği yine yakalanmış oldu. 221 tane kuru sıkı tabanca, ki o da yasak bildiğimiz gibi. Yine fişek, mermi, bunlar da epey hatırı sayılır rakam olarak var. Yani bu uygulamalarda bir yıldır 1.191.873 araç denetlenmiş. Bu önemli bir rakam. Ve 308.518 araca idari ve adli idari para cezalarının uygulandığını görüyoruz. Yine 4.180 araç trafikten men edilmiş. Kurala uymayan. Ya bunlarda modifiye araçların sayısının fazla olduğunu biliyorsunuz. Şu anda modifiyeler hemen hemen yok denecek kadar azaldı. Ara ara belki bazen ara sokaklarda kaçak göçek belki bu şekilde tek tük olabilir. Ama genel itibariyle baktığımızda modifiye araçlarda, yani sizlere ve vatandaşlarımıza, halkımıza sıkıntı oluşturan modifiye araçlarında artık neredeyse bitme noktasına geldiğini biliyoruz. Yine okul servisleri, okul döneminde bunlarla ilgili gerek emniyet gerek jandarma çalışmalarını yaptı ve 8.302 okul servis aracı denetlendi. Yani bu şu demek, bir servis aracı en az onun üzerinde denetlenmiş manasına geliyor. Kaldı ki servisçiler odasıyla da yakın çalışıyoruz. Hem denetleme hem de bilgilendirme yapıyoruz. Araç durdurulduğu zaman şoförlere aslında bilgilendirme yapılıyor. Bu denetleme bu. Bunlar denetleme deyince ceza yazmak değil yani. Ceza en son çare. Yine uyuşturucuyla mücadele anlamında yine bilgilendirmek için en iyi narkotik polisi anne projesiyle 2072 anneye ulaşılmış. Ve 4.410 gencimize narko gençlik projesi kapsamında ulaşıldığını görüyoruz. Tabii uyuşturucu anlamında da bulunan malzemeler var. 6.500 gram metamfetamin. Bildiğiniz gibi son 2 yıldır artık metamfetamine daha çok döndü. Bonzai ve benzeri şeyler azaldı. 6.500 gram metamfetamin yakalanmış. 5.000 gram kubar esrar, 5.800 gram bonzai, ekstazi var yine. Tabii burada sentetik eczaya döndüğünü hepimiz biliyoruz. Sentetik ecza maalesef en büyük sorunumuz şu anda. 93.417 tane sentetik ecza yakalanmış. Yine 4.900 gram skunk dediğimiz yine esrar eroin maddesi. Yine ekstazi, Hint keneviri. Tabi bunların kullanma aparatları bulunuyor. 110 tane aparat bulunmuş. Gümrük kaçağı, sigaralar. Tütünle mücadele. Tütün de aynı şekilde maalesef sıkıntı. Açık tütün bildiğimiz gibi yasak. Ama bunu yapanlara karşı da mücadele devam ediyor. Tabi makaron sigara, yani yapma sigaraya dönüş oluyor zaman zaman. 1.150.000 adet dal makaron sigara yakalandı, bulundu. Yine 294.000'nin üzerinde boş makaron sigara, yani doldurulmak üzere bulundu. Yine elektronik sigaralar, yine 3.635 litre fermente içki, yani kaçak alkol de var, ara ara bunu biliyoruz. 3.635 litre, 354 şişe yine kaçak alkollü içki. Yine 5.543 litre kaçak alkol yakalananlar bunlar. Gümrük kaçağı 819 tane cep telefonu, kaçak cep telefonu. Yine ilginç mesela 1.716 kilogram sahte bal. Balın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sahte bal yani. Evet, 63 tane Roma dönemine ait sikke.
Yine 21 tane el yazması eser, kil, tablet ve benzeri. Tablet mesela. Dedektör var 12 tane. Yine kazı malzemeleri var muhtelif. Bunlarla ilgili tabii mücadele yapılıyor. Tabii bahis konusu var. Bahisle ilgili kargı merkezli İstanbul'a ve Türkiye'nin pek çok iline yaygınlaşan bir çalışma vardı bildiğimiz gibi jandarmamızın yürüttüğü. Tabii bu büyük bir çalışmaydı. Burada 32 şüpheli adli makamlara sevk edildi ve bunlardan bak 32'den çünkü çalışma güzel yapıldı arkadaşlar. 6 tanesi adli kontrolle serbest bırakıldı. 24 tanesi de tutuklandı ve Çorum cezaevine konuldu. Bu büyük bir rakamdı. Burada 10 tane çeşitli markalarda araç, 5 tane daire, 22 tane tarla, 2 adet arsa, 22 adet bahçe. Yani 1 milyar 292 milyon 611 bin liralık da hesaba ve paraya da el konulmuş oldu. Yani büyük rakamlı bir bahis çetesiydi bu. Tabii bunlarla ilgili 136 tane kişi bağımlılıkla ilgili tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş oldu. 136 kişi tutuklandı. Terörle mücadele ile ilgili çalışmalar devam ediyor yine. FETÖ'ye dönük çalışmalarda 39 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. FETÖ'den. Yine DAEŞ'tan 49 kişi yakalanarak adli işlem yapıldı haklarında. 596 tane düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar da devam ediyor bildiğimiz gibi. Okulun birinde yabancı uyruklu vatandaşların birbirine saldırısı olmuştu. Bu iki kişi kayıp da bunlar yakalandı mı? Gerekli ceza. Evet. Ne oldu? Durum nedir? Kaçak yollardan yurt dışına çıktılar şahıslar. Onlar yurt dışına çıktı. Artık bir daha girmezse mümkün değil yani. Evet.